Arkadaşlar merhaba. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Yazılının PDF'i açıklama kısmında mevcuttur. Önce kendiniz indirip çözerseniz sizin için daha verimli bir çalışma olur. Yazılımız Yayın Denizi Pro sorularından hazırlanmıştır ve test şeklinde bir sınavdır. Haydi başlayalım o zaman. Çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalması, teknik yeniliklerin artması ve kültür yapısının özelliği dolayısıyla meydana gelen değişikliklere nokta 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 denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A. Kültürleşme B. Sosyal çözülme C. Sosyalleşme D. Sosyal değişme E. Sosyal gerileme Evet arkadaşlar, çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalması, teknik yeniliklerin artması gibi meseleler tamamen sosyal değişme ile alakalıdır. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz. 1. Tekamül 2. ilerleme, 3. Gelişme 4. Çözülme 5. Ayrışma Ayrıştırma Yukarıda numaralanmış kavramların hangisi sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramlardan biri değildir diye bir soru gelmiş arkadaşlarım. A1, B2, C3, D4, E5 şeklinde şıklarımız da mevcuttur. Evet e, sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramlardan e, ayrıştırma değerli arkadaşlarım biri değildir. Böyle bir e, kavram yoktur arkadaşlar. Ee, tekamül, ilerleme, gelişme, çözünme gibi kavramlar sosyal değişimle ilgili kavramlardır. Fakat ayrıştırma sosyal değişimle ilgili bir kavram veya çağrıştırdığı bir kavram değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olmuş olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Hadisi şerif. Ey iman edenler! Başkasının evine izin almadan, seslenip selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz böyle hareket etmeniz sizin için hayırlıdır. Nur Suresi 27. Ayet Yukarıda verilen hadisi şerifte ve ayette vurgulanan sosyal hak aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşama B. Eğitim C. ibadet Özgürlüğü D. Düşünce Özgürlüğü E. Özel Yaşamın Gizliliği Evet arkadaşlar, ayet ve hadisi incelediğimizde Genelde böyle özel yaşamın gizliliği ile ilgili ifadelere, ifadeye ulaşabiliyoruz. E, dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı özel yaşamın gizliliği yani E şıkkı olacaktır. E, yani hadis ve ayeti tekrar baktığımızda yaşama, eğitim, ibadet özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi ifadeleri rastlayamıyoruz veya ulaşamıyoruz. Ama özel yaşamın gizliliği ile ilgili ifadeye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Dördüncü soruya bakalım. Kim bir cana kıymayan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Maide suresi 32. ayet. Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir? A. Yaşama B. Eğitim C. ibadet özgürlüğü D. Düşünce özgürlüğü E. Özel yaşamın gizliliği Evet sevgili arkadaşlar ayeti kerimeye baktığımızda genelde cana kıyma, yaşatma, öldürme veya öldürmeme, yaşatma gibi ifadelere rastlıyoruz. Bu tamamen yaşamayla ilgilidir. Yani e, sorumuzun doğru cevabı aşıkkıdır. Yani yaşama olacaktır. E, hani eğitim, ibadet özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği gibi ifadeler zaten ayet mealinden çıkmıyor veya ulaşamıyoruz. Yani yaşama bizim sorumuzun cevabı olmuş oluyor. Yani A şıkkı diyoruz. 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber Mekke döneminin ilk yıllarında Darul Erkam'ı bir eğitim merkezi olarak kullanmıştır. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebi'nin yanına nokta nokta denilen bölge yatılı okuluna kurmuştur. Bu okuldaki öğrenci sayısı kimi zaman 400'ü bulmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, verilen bir parça var ve oraya getirilmesi gereken kavram boş bırakılmış ve bizden bulmamız isteniyor. Şöyle şıklara bakalım. A Darul Kurra, B Daruş Şafaka, C Suffe, D Mescid-i Nebevi, E Kufe Mescidi. Evet arkadaşlar, Hz. Muhammed'in e, mescidin yanına, Mescid-i Nebevi'nin yanına e, böyle kimsesizler için veya bir e, okuma öğrenmek isteyenler, okuma yazma öğrenmek isteyenler için yatılı bir okul kurmuştu. Bu okulun adına biz Suffe okulu diyoruz değerli arkadaşlarım. Yani baktığımızda şıklara C şıkkında yer almaktadır Suffe. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı cevabı Suffe olacaktır. E, yani diğerleri işte Darül Kurra bir e, Kur'an hafızlarının yetiştirildiği bir yerdir. Ee, mescid-i Nebevi zaten e, peygamber mescidi olarak geçer. Kuvve mescidi, kuvve şeklinde isimlendirilmiştir. Bu şekilde e, değerli arkadaşlarım isimleri vardır. E, suffe e, boşluğa getirilebilecek bir kavramdır ve C şıkkıdır. 6. soruyla devam ediyoruz. İslam ahlakı Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. İslam ahlakı Allah ile insan arasındaki ilişkiden doğar. Böylece Allah ile insan, insan ile insanlar ve insan ile kainat arasındaki tutum ve davranışlarını düzenler. İslam ahlakı insanın inanç ve ibadet yoluyla Allah ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum ve davranışa yansımasıdır. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramının kelime anlamlarından biri değildir? A) Mizaç B) Huy C. Tabiat. D. Fıtrat. E. Karakter. Evet değerli arkadaşlarım, ahlak kavramının kelime anlamı olarak mizaç, huy, tabiat ve karakter olarak söyleyebiliriz. Fakat D şıkkında yer alan fıtrat kelimesi ahlak kavramının kelime anlamlarından biri değildir ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yedinci soruyla devam edelim. Varlıklar içerisinde ahlaki açıdan değerlendirmeye tabi olan insandan başka bir varlık yoktur. Buna göre insanın 1. akıl sahibi olması, 2. hür olması, 3. bir arada yaşama mecburiyetinde olması özelliklerinden hangileri yapıp ettiklerinin ahlaki ölçülere göre değerlendirilmesine sebep olmuştur? A) yalnız bir, B) yalnız 2, C) 1 ve 2, D) 2 ve 3 e, 1, 2 ve 3. Arkadaşlar burada insanın akıllı olması, hür olması ve bir arada yaşama mecburiyetinde olması kişinin ahlaki ölçülere göre değerlendirmeye sebep olmuştur. Bu şekilde değerlendirilmesine sebep olmuştur. Yani 1, 2 ve 3 bizim aradığımız şıklardır, cevaplardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 8. soruya baktığımızda değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının konusu ve gayesi içerisinde değerlendirilemez? A) İslam ahlakının neyi yapmalıyız sorusunun cevabını araştırması, B) İslam ahlakının iyi ve kötü hakkında bilgi vermesi, C) İslam ahlakının çok kazanma ve rekabet anlayışını desteklemesi, D) İslam ahlakının uymak zorunda olduğumuz kuralları ve sorumluluklarımızı tanıtması e İslam ahlakının ahlaki olarak mükemmel bir insan meydana getirmeyi gaye edinmesi. Evet değerli arkadaşlarım İslam ahlakının konusu ve gayesi tabii ki de e, çok kazanma ve rekabet anlayışını desteklemesi gibi bir ifade olmaz İslam ahlakının konusu ve gayesi içerisinde. E, dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Ama onun dışında İslam ahlakı neyi yapmalıyız? iyi ve kötü hakkında bilgi vermesin, uymak zorunda olduğumuz kuralları ve sorumlulukları tanıtmasın ve ahlaki olarak da mükemmel bir insan meydana getirmeye gaye edilmesi gibi bir takım İslam ahlakının konusu ve gayesi vardır. Ama böyle toplumda veya bireyselde çok kazanma ve rekabet anlayışını destekleme gibi bir konusu ve gayesi yoktur İslam ahlakının. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olmuş oluyor. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Arapça bir kelime olup ıslah etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek, gözetmek anlamlarına gelir. Türkçede daha çok eğitim yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. Bu parçada tanımı yapılan ve özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Terbiye B) İdareci C) Eğitim D) Öğretim E) Görevli. Arapça bir kelime olan ıslah etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek ve gözetmek gibi anlamlara gelen kavram terbiye olacaktır değerli arkadaşlarım. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 10. soruyla devam ediyoruz. Ahlak ilmini Allah insanın bedenini ölçülü yarattığı halde ahlakını geliştirmeyi onun kendi çabasına bırakmıştır şeklinde açıklayan İslam düşünürü ve filozofu aşırıdakilerden hangisidir? A. Kindi B. İbni Rüşd C Gazali, D İbn Haldun, E Farabi. Değerli arkadaşlarım, e, ahlak ilmini Allah insanın bedenini ölçülü yarattığı halde ahlakını geliştirmeyi onun kendi çabasını bırakmıştır diyen İslam alimi ve filozofu Gazali'dir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 11. soruyla devam edelim arkadaşlar. Anlam bakımından terbiye kelimesini aşağıdaki Esmaül Hüsna'dan hangisi karşılamaktadır? A. Gani B. Rab C. Melik D. Kuddüs E. Ehad Evet değerli arkadaşlarım terbiye kelimesini anlam bakımından Esmaül Hüsna'dan Rab kelimesi karşılamaktadır. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Ama biz tabi diğer isimlerin anlamlarına da bakalım arkadaşlar. İşte Gani Allah'ın zenginliğini, her anlamda zenginliğini ifade eden bir ismi şerifidir. Melik, kral veyahut da din gününün sahibi anlamında kullanılır. Kuddüs, temiz, tertemiz, pak, arınmış gibi anlamları vardır. Ehad ise Allah'ın birliğini ve tekliğini ifade eden bir ismi şerifidir değerli arkadaşlarım. Tekrar edecek olursak terbiye kelimesi, Rab kelimesiyle ilişkilidir. esma Hüsna'dan Rab kelimesinin karşılığıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 12. soruyla devam ediyoruz. İslam dini insanları dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak ister. İki dünya mutluluğu Yüce Allah'ın buyruklarına uygun yaşamakla elde edilir. Bu buyrukların bir kısmını ahlak ilkeleri oluşturur. İslam ahlakında övülen ve yerilen bir takım davranışlar vardır. Örneğin anne babaya iyilik etmek bir fazilet olarak övülürken akrabayla ilişkiyi kesmek yerilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen davranışlardan biri değildir? A) Haset B) Suizan C) Hile D) İsraf E) İnfak Değerli arkadaşlarım tabi soruyu cevaplayabilmek için önce İslam ahlakında yerilen, yermek kelimesinin anlamını da bilmek gerekir. Yerilen yani istenilmeyen, hoş görülmeyen, hoş karşılanmayan demektir. Değerli arkadaşlarım tabii ki e, haset, suizan, hile, israf gibi davranışlar İslam ahlakında yerilen, istenilmeyen davranışlardır. E, e şıkkı infak demiş bakın ama biri değildir diyor soruda. Tabii ki infak Allah yolunda e, malını, mülkünü, vaktini, zamanını harcamak demektir. Yani Allah yolunda mücadele etmek demektir. Kısacası dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı infaktır. Yani E şıkkıdır arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresi 5. ayet. Bu ayette İslam ahlakında yerilen aşağıdaki davranışlardan hangisine dikkat çekilmiştir? A) dedikodu, B) riya, C) fitne, D) suizan, E) haset Arkadaşlar ayet mealine baktığımızda kıskandığı vakit kıskanç kişi diyor bakınız. Bir kıskançlıktan bahsediyor. Bir kıskançlığa vurgu var. Dolayısıyla kıskançlık e, daha çok haset kavramıyla ifade edilir. Yani e, kıskanmak haset kavramıyla ifade edildiği için de sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olmuş oluyor. Ama biz diğer e, kelimelerin anlamlarına da bakalım şöyle. Dedikodu arkadaşlar e, kınamak demek. Ee, çekiştirmek demektir. Riya iki yüzlülük ve gösteriş demektir. Fitne, kargaşa, geçimsizlik, e, huysuzluk, ortalığı karıştırma demektir. Arkadaşlar su izanda kötü düşünce demektir. Ee, sorumuzun doğru cevabı tekrar edecek olursak hasettir yani E şıkkıdır. 14. soruyla devam edelim. Bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmektir. Türkçede kara çalmak, çamur atmak ve leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. Bu tanım ve özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) riya B) iftira C) infak D) gıybet E) yalan. Arkadaşlar, e, Türkçede kara çalmak, çamur atmak, leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilen asılsız olarak bir kimseyi suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmek iftira kavramıyla ifade edilir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olmuş oluyor. Ama biz tabi diğer kavramların anlamlarını da bakalım şöyle. Riya gösteriş iki yüzlülük demekti. İnfak Allah yolunda malının mülkünü harcamak demekti. Gıybet başkasının arkasından konuşmak veya çekiştirmek demekti. Yalan ise doğru olmayan haber ve bilgi vermek demekti arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı iftira yani B şıkkı olmuş oluyor. 15. soruyla devam edelim. İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. İsra 36. ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Mutaffifin suresi 1 ve 3. ayetler. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Ahzab suresi 70. ayet. Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresi 5. ayet. Bu ayet meallerinde aşağıdaki kavramlar anlam bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Evet arkadaşlar yukarıda ayet mealleri var ve aşağıdaki şıklarda kavramlar, kelimeler verilmiş ve anlam bakımından eşleştirilmesini ve uymayanın dışarıda kalanın bulunmasını istiyor bizden. A şıkkı yalan demiş, B iftira, C haset, D suizan, E hile. Evet hemen ilk ayete bakalım. İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü kulak göz kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur diyor arkadaşlar. Demek ki burada hani farkında olmadan birilerine e, iftira atma durumumuz olabilir. Dolayısıyla B şıkkını eledik. İkinci ayete bakalım. Eksik ölçüp tartanların vay haline onlar insanlardan ölçerek e, bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler diyor. Burada da bir hile var arkadaşlar. E şıkkı da gitti bakınız. E, B gitti, E gitti. Şimdi diğer e, ayet mealine bakalım. E iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Evet e, doğru sözün zıttı yalan demekti arkadaşlar. Yalanın zıttı doğruluktu. Dolayısıyla A şıkkı da gidiyor burada. E, yalan e, şıkkını da işaretlemiş olduk. E, son ayete bakalım. Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım diyor. Kıskanmak ya da kıskanç kişi bu kavramlar e, haset kavramıyla alakalıydı, ilişkiliydi arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı da gitmiş oldu. E, elimizde bir tek su izan kaldı. O da kötü düşünce demekti. E, verilen yukarıdaki ayet meallerinde arkadaşlar kötü düşünmeyle ilgili, kötü düşünceyle ilgili bir ayet meali yok. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmuş oluyor. 16. soruyla devam edelim. Müslümanlar arasında dini konularla ilgili farklı yorumların ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Bu sebepler arasında nokta 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 yer alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Coğrafi sebepler, B) Ekonomik sebepler, C) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler, D) Kültürel sebepler, E) Siyasi sebepler. Evet arkadaşlar yukarıdaki boşluğa getirilemeyecek kavram veya ifade diyelim daha doğrusu ekonomik sebeplerdir. E, yorum farklılıklarla ilgili coğrafi sebepler, dini metinlerden kaynaklanan sebepler, kültürel sebepler ve siyasi sebepler e, yer almaktadır ve yukarıdaki boşluğa getirilebilir. Fakat ekonomik sebep gibi bir e, sebep yoktur e, yorum farklılıkları içerisinde. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olmuş oluyor. 17. soruyla devam ediyoruz. Bu mezhep Numan bin Sabit'in görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhi ekolün adıdır. Numan bin Sabit kendinden önceki fıkhi görüş ve rivayetleri, dönemindeki şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak değerlendirmiştir. Dinin genel ilkelerini göz önünde bulundurmuş, nakil ve akıl ve hadis ile rey arasında dengeli bir yol benimsemeyi çalışmıştır. Bu parçada tanımlanan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? A. Şafilik, B. Hanefilik, C. Caferilik, D. Malikilik, E. Maturidilik. Arkadaşlar Numan bin Sabit'in görüşleri çerçevesinde şekillenen e, akıl, nakil, hadis ve rey arasında dengeli bir yol izleyen mezhep tabii ki de Hanefiliktir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Diğerlerinde şöyle bir kısacıktan bilgi verelim. Şafilik e, Muhammed İdris Eşşafi tarafından e, kurulmuş bir mezheptir. Caferilik ise değerli arkadaşlarım İmam Caferi Sadık tarafından kurulmuş bir mezheptir. E, Malikilik ise Malik bin Enes'in e, fikirleri çerçevesinde şekillenmiş bir mezheptir. Maturidilik ise Muhammed Maturidi e, tarafından kurulmuş bir mezheptir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla tekrar edecek olursak sorumuzun doğru cevabı Hanefilik yani B şıkkıdır. 18. soruyla devam ediyoruz. İslam düşüncesinde ameli fıkhi yorumlar genellikle kurucuları kabul edilen müştehit imamların isimleriyle anılmaktadır. Buna göre aşağıdaki müştehit imamlardan hangisi kendi adıyla mezhebinin oluşmasına öncülük etmemiştir? A. Şah-ı B. Malik bin Enes C. İmam Muha Ahmet bin Hambel, D. İmam Caferi Sadık E. Ebu Hanife Numan bin Sabit Evet değerli arkadaşlarım. Ee, sorumuzun doğru cevabı Şahı Nakşibendi olacaktır. Yani aşık olacaktır. Çünkü bu bir mezhep imamı veyahut da bir mezhep değildir arkadaşlar. Veya mezhep imamı değildir daha doğrusu. Bir tasavvufi ekolün ölcüsü, öl, öncüsüdür. Nakşibendiliğin kurucusudur değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla tasavvufi bir ekoldür. E, mezhepsel bir ekol değildir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı aşıkı yani Şahı Nakşibendi olacaktır. 19 soruya baktığımızda ise arkadaşlar Caferi mezhebi ile ilgili 1- 12 İmamı kabul ettiklerinden dolayı kendilerine İsna Aşeriye de denir 2- İmamları imanın şartlarından biri olarak gördükleri için İmamiye de denir 3- İtikat ve ibadette Caferi Sadık'ın görüşlerine dayandıkları için Caferiyye de denilmiştir bilgilerinden Hangileri Doğrudur A- Yalnız 1 B- Yalnız 2 C- 1 ve 2 D, 2 ve 3. E, 1, 2 ve 3. Evet değerli arkadaşlarım Caferi mezhebiyle ilgili bir e, bilgi var yukarıda. Tabii ki 12 imamı kabul ettikleri için kendilerine İsna Aşeriye denir. E, i̇mamları imanın şartından biri olarak gördükleri için İmamiye de deniyor. Bu da doğrudur. Üçüncüsüne baktığımızda ise itikat ve ibadette Caferi Sadık'ın görüşlerine dayandıkları için de Caferiye deniyor. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğrudur. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. 20. soruyla devam edelim. Günümüze kadar varlığını devam ettiren mezhepler genel hatlarıyla itikadi, siyasi, ameli, fıkhi yorumlar olmak üzere ikiye ayrılır. İtikadi mezhepler dinin inanca yönelik esaslarıyla ilgili farklı görüşler ortaya koyarken fıkhi mezhepler ameli yönüyle ilgili farklı görüşler ortaya koyar. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi siyasi itikadi mezhepler arasında yer almaz? A. Malikilik B. Şiilik C. Eşarilik D. İmamiye E. Maturidilik Evet arkadaşlarım. Ee, bize siyasi itikadi mezhep olarak soruyor. Tabii ki de sorumuzun doğru cevabı Malikilik olacaktır. Yani A şıkkıdır. Çünkü Malikilik siyasi itikadi bir mezhep değildir. Ameli fıkhi bir mezheptir. Onun dışında Şiilik, Eşarilik, imamiye ve Maturidilik ise siyasi ve itikadi bir mezheplerdir arkadaşlar, mezheptir. Ee, malikilik e, itikadi siyasi değil ameli fıkhi bir mezheptir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Arkadaşlar 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yazılı sorularını çözmüş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar.